Yavşar da 58 yaşında arkadaşlar. Çok iyi görünüyor. Ama bir şey söyleyeyim. Hülya Avşar da 58 yaşında. Şimdi biz burada aslında Hülya Avşar'ın çok güzel iki tane videosu var son yayınladığı. Aslında onları biz yayınlayabilirdik. Niye yayınlamadılar arkadaşlar bilmiyorum ama bir tanesi bir çocukla bikiniyle dans ederken o videosu hiç hoşuma gitmedi benim. Bir de tenis oynarken var. Ya inan tenis oynarken bile Hülya şeyini seksapalini ön panelden çıkarmaya çalışıyor. Yani topa vuruşlarıyla, kameraya bakışlarıyla, dil çıkarmasıyla kameraya falan. Evet, Türkiye'nin yani, en güzel kadını. Orası öyle yani, ama yani o şeyi ben sevmedim. Ne? O videoyu keşke bulsaydık, koysaydık da. Dans ettiği bir görüntü var da sevgili dans izleyiciler. Ettiği, bikiniyle dans ettiği bir görüntü var. Bikiniyle hem de. Evet karın kasları falan çok güzel ama. Hülya Avşar'ın gene de 60 yaşında yani 58 yaşında. Hülya Avşar'ın bikinili haliyle bir genç delikanlı dans etme görüntülerini kim yayınlamış? Hülya mı yayınlamış? Hayır genç delikanlı değil küçük bir çocuk evine gelmiş evinin havuzunda çekiyor. O görüntüyü Hülya mı yayınlamış? Hülya evet. Hülya yayınlamış. Tabii Hülya yayınlamış. Bilerek canım bilerek isteyerek tabii. Bilerek. Hani şey dedim ya, hala yani. Fit olduğunu iyi olduğunu arkadaşlar, göstermek için böyle bir mesaj vermek istemiş. Hülya fiziken olmasa bile 58 yaşında bir kadın. Hülya zeka olarak çok fit bir kadın zaten. Yani Hülya zekaen yaşıtlarından ve arkadaşlarından 10 ileride. O yüzden de yapacağı her şeyin kendisine nasıl döneceğini tabii, o kadar biliyor. Çok biliyor. Tabii, iyi biliyor. Biz de biliyoruz canım. Yani birinci burada, ikinci kim muhabbetindeki cevapları, Hülya'nın rakipleriyle ne zaman ve nerede atışacağı, Hülya bugün sabahleyin sokağa çıkacaksa ve akşam 5'te eve dönecekse, sabah 9 ile 5 arasını kurgular. Nerede kimle nereye gelecek? Hülya'nın özgüveni çok yüksektir. Kafasını tabii. Şuradan toplar, bir tane kalem takar, öyle çıkar. Bunlar da biliyor ki orada insanlar çekecek. Otelin havuzu. Kendi çekmese biri çekecek bu fotoğrafları. Ama Hülya dediğim gibi kendiyle çok barışık bir kadın. Onun için de... Ben bunu habersiz çekildiğini düşünmüyorum. Zaten evinde de yani. Biliyorsunuz Ayvalık'ta da evinin havuzunda yüzerken ya da spor yaparken mayolu bikinili görüntülerini çekip yayınlıyor. Gelinlik yaşta kızı var. Yaşı 58. Daha ne yapsın Hülya Avşar yani. O yüzden çok şık buluyorum. O videoyu seyretmedim çocuklu videoyu ama kendi yayınladıysa kendi yayınladı, emin olun. Emin olun. Bir mahsuru yoktur. Sadece içeriğine bakmak lazım. Yani çocuk belki de ya komşusunun çocuğudur. Tabii canım akraba. Öyle. Tabii canım akrabaya akraba. Ya çok komşusunun ben artık çocuk Hülya'yı bir sinema filminde görmek istiyorum. Çünkü Hülya'nın sinema dili, sinema yüzü gerçekten farklıdır. Uzun zamandır ara verdi. Tabii televizyon sektörü sinemaya çok sektör vurdu ama iyi bir hikayeyle bir sinema filmi yapmalı Hülya. Evet ben de yani. Bu konuda şunu söyleyeyim. Ben Hülya Avşar'ın iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Düşünmüyorsun. Evet ben hiçbir filminde de Hülya Avşar'dan böyle yüksek mertebeli bir oyunculukta hiç görmedim. Bana göre Türkiye'de Hülya Avşar çok iyi bir ekran yüzüdür, çok iyi bir şovgördür, çok akıllı, zeki, adımlarını çok iyi atan. Yok o şey Berlin'de. Ben beğenmiyorum. Bu benim şeyim. Tabii ki size saygı duyuyorum. Siz beğenebilirsiniz. Yok yok Berlin, hayır sen de beğenmeyin ama... de yani ben Hülya Avşar'ı Türkiye'de hakikaten... Çok güzel bir kadındır, doğrudur. Bunun üstüne bir şey söylemiyorum ama Hülya Avşar'ın oyunculuğu tartışılır mı? Bence fazlaca tartışılır. Bugüne kadar izleyip de vay be ne güzel oyunculuk çıkarmış demiyorum. İlk çıktığı noktadan baktığınız zaman İbrahim Tatlıses'le oynadığı o Türk filmlerindeki şeyleri sıradan bir oyunculuktu. Ondan sonra level atladı mı? Bana göre de atlamadı. Çok da severim, çok da takdir ederim ama ben oyuncu olarak beğenmiyorum yani. İbrahim Tatlıses sineması diye bir şey konuşuyor da yani o İbrahim Tatlıses'in yaptıklarını sinemacı diliyle yorumluyorlarsa Hülya Avşar'a kimse bir şey demeyecek. O sinemanın hayır, içinde bu, var. Hayır onu demiyorum. İlk çıktığı noktadan itibaren çevirdiği filmlere baktığım zaman geçmişten bugüne kadar hani ben de çok böyle yüksek bir mertebede oyunculukta kendini geliştirmiş olarak da görmüyorum. Hülya Avşar'ın son filmindeki göstermiş olduğu performans. Aman. Ay ayağımı bacak üzerine attım. Ay uyuştu. Yavaş. Ay uyuştu. Ay ne olur. Ay çok kötü. Yoksa Hülya Avşar şovuyla çok başarılı, çok akıllı bir kadın. Medya dünyasını iyi çeviriyor. Sen de biliyorsun. Medya dünyasını parmağında oynatacak kadar akıllı bir kadın. Hülya Avşar'dan Oscar'lık bir oyunculuk beklememiz mümkün değil. Ama Türkiye şartlarında Hülya Avşar iyi bir sinema. Evet ama hani izleyicinin de Hülya Avşar... Program hemen yakışıklı bir adam istiyorum. Ayağıma masaj yapsın. Hülya Avşar'a da izleyicinin de şöyle dediğini de düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Sevenleri çok fazla. Hepimiz çok seviyoruz. Ama Hülya Avşar da bir filisen ama film
film yapsa da gitsek, ya bu kadın niye film yapmıyor dediğini düşünmüyorum. Hayatım, şunu düşünüyorlardır. Hülya Avşar bir show programı yapsa ben isterim. Tabii. Gerçekten Başakçı, istiyorum. Bir show programı yapsa keşke. Şu anda Türkiye şartlarında bir sinema filmi yapsak da seyredelim diye beklemiyorlar ki. Kimse için bu. Yok yok, beklenen hayır, var. Ben hayır, mesela Ata Demirer'den bekliyorum. Keşke her yıl bir tane yapsa da bizi şu streslerimizden alsa. Televizyon sinemayı ne yazık ki çok kötü ödüyor. Özellikle dijital platformlar bu işin ekmeğini yiyorlar. O yüzden artık hiçbir sinema oyuncusundan kimsenin sinema beklentisi yok. Yani yaparlar işte komedyenler. Daha ağırlıklı oralara çalışırlar. Gişeleri yüksek çünkü. Biyografi onlar filmleri iş yapıyor. Onlar hayır, ekmeği yiyor. Biyografi filmleri. Biyografi film diyorsun da yani Bergen'de yediler onu bu ekmeği, Müslüm'de yediler. Dilberay gibi ama bir gerçekte çakıldılar. Müslüm, ya arkadaşlar Hülya Avşar'la şahsi... Çok özür dilerim. Hülya Avşar'la benim şahsi bir arkadaşlığım mı var? Benim yaşıtım mı? Dostluğumuz mu var? Kadıncağız benim tavuğuma kış mı dedi? Ne alakası var? Ben gazeteciyim yahu. Hülya Avşar'ı sevmemek değil. Biz burada sevdiklerimizi koruyup sevmediklerimizi korumuyor değiliz. Ne onu alakası var? Hülya Avşar aynen öyle. Benim en yakın dediğim, görüştüğüm insanın bile yanlışı olduğunda telefon açan o kadar da kendini frenleyemeyen, maalesef çenesini de bu konuda tutamayan bir gazeteciyim. Arayıp onda bile aman bak görüştüğün adama dikkat et diyorum. Mesleğimi unutma. Cavidan Hanımcığım, Hülya Avşar nasıl başarısız bir ünlü ya? Ya ne olur kendinizi kandırıyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey ya? Üstü Hülya Avşar şu anda şey projesini ciddi ciddi düşünüyor. Matikman'ın yönetim projesini ciddi düşünüyor. Abi o projeyi de çok kişi soruyor biliyor musun? Ya, değil mi? Herkes oynamak istiyor o işi. Tabii. Çünkü çok büyük şey yakalayacak da şimdi, o yüzden bakın, yani. Evet. Yalnız burada tabii enteresan bir şey var. Biyografi filmlerinde çekildiğinde her baba yiğidin harcı olmadığı bir yancındayım. Mesela ben Dilberay'ın filmini seyrettim ve çok beğendim. Çok beğendim. Yani çok da iyi gişe oynamış, yaptılar zaten. Kendini güzel hazırlamış. Ama mesela sinemada dönüşü olmadı. Evet olmadı geri. Yani reklamı olmadı. Çok iyi oldu. Bergen filminin de eğer yaygarası kopmasaydı magazin anlamında. O adam çıkıp televizyonlarda Bergen'le ilgili hayır, videolar söylemeyiz. Bu kadar PR yapamaz. Vallahi olmazdı bu gişe. İnanın olmazdı. O adamın çıkıp keşke öldürseydim, keşke vursaydım, anası da ölseydi, filmi yasaklatması falan filme çok ciddi PR yaptırdı. Vallahi bu şey yapmazdı. Ama bakın söylüyorum, Eylül'de sinema tarihinin kaderini değiştirecek bir belgesel gelecek. Bozu. Ay. Tayyar abi çok tatlısın, durdu. Filmin ismini söyleyeceğim. Neşet Ertaş'ın hikayesi de. Bozkır'ın tezenesi. Bozkır'ın tezenesi ama bir şey söyleyeyim. Neşet, aile izin vermiyor. Abi bitti film. Ne izin vermiyor? Film. Hayır, değil. Kesinlikle. Adamlar gitmişler, kitabı satın aldı. Bakın, bakın. Hayır, ama kitap başka bir şey yazılıyor. Kitaba izin veriyor, şöyle bir şey aile filme izin vermiyor. Şöyle bir şey çünkü vasiyeti varmış, benim filmimi çekmeyecek. Nurcan abi, öyle bir canım, yazılı kitabı vasiyet... Yapan, kitabı yapan adamdan da kitabı satın alıyorlar, yapıyorlar. Tamam hayatım, tamam ama kitap için kitaba izin veriyor. Nurcan abi. Neşet Ertaş. O bir tane, yaşarken. O filmleri Nurcan, yapan Nurcan herif abi, yok mu? Filmi Mustafa Uslu çekti, her tür... film bitti. Neşet Ertaş'ın söz yazılı olarak... Verilmiş böyle bir beyanı yok hayatımı çekmesi. Var şeyi var. Abi yok. Vasiyeti var. Abi yok yok bak Mustafa su çekti diyorum sana. Filmi tamam durdu, çekmiş olabilir. Filmi durdurma kararı da çektiler. Ha evet işte bu video. Çıkarttırmaya çalışıyor. Hayır abicim bu video işte. Bu evinin havuzu. Bunu yapıyor Hülya. Evinin havuzu. Hülya yapınca müthiş oluyor. Şey yapmıyor ne yapıyor ki ya. Ama kötü görünmüyor. Hülya, Hülya 59 yaşında yapınca normal oluyor. TikTok'ta başka kare yapınca bu ne oluyor? Aysel Gürel benim komşumdu 8 yıl biliyorsun. Biliyorum. Samanyolu oturuyor. Seyhan'cığım TikTok'ta kusura bakma da böyle yalanlar. Bana bir gün ne anlattı biliyor musun Aysel? Ben dedi Langa'da oturuyorum Seyhan dedi. 5 kuruş cebimde para yok dedi. Evde dedi elektrik yok dedi. Langa'da tahta bir evdeyim dedi. O tarihte dedi. Kafam da iyi. Oyundan çıkmışım. Bir tane de asker gördüm dedi. Kocam da yokmuşum ben dedi. Aldım kocamı dedi. Herifi dedi. Biraları da aldık dedi. Rakıyı da çektik dedi. Oh kafamız da iyi dedi. Eve bir gittik dedi. Kumsalda da içmişler. Eve bir gitmişler. Evde dedi mobilya yok dedi. Oradan dedi bir şilte çektim dedi. Yaydım aldım dedi. Şimdi Aysel Gürel orospuluk yaptı diye alkışlayayım mı bunu? Bununla da orospuluk. Şimdi dinle. Daha kimse bir... kusura bakmasın yani. Hayır abi bozma sen. Öyle deme canım sen. Ne demek sen öyle yapma kendini. Yani bu anlatılan olsun. Hikaye için Aysel Gürel'e rahmet yapmış. Ama şimdi hayatta değil kim anlattıysa ne kadar doğru bilemiyoruz Tayyar abi. Ortada kalmış.
Kocam da yok başımda. Çektik iki bir şey. Şimdi de çektik. Ne için yaptın bunu? Çocuklara. Ama emin yani miyiz bundan? Bir... Hayır canım. Bu söyleminden emin anlatan burada miyiz? Yani. Bana anlattı diyor. Aysel anlatıyor bana. Bunu hoş görmek Allah rahmet eylesin. Sonra... Allah rahmet eylesin de bunu ama, hoş göremem ama. Ama benim anlattığım şey Aysel Gülen'in bir milliyetçiliğinden bahsediyorum şu an. Ya askere vermiş. Yapmadılar. Yok ya bu çirkin bir ya olsun ölmüş birinin arkasından bence çirkin yani, bir hikayeydi iki, bu. Iki, anlatı, güzel bir hikaye olmadı. Onun için alkış tutamam yani. Aysel Gürel'i biz iyi bir besteci olarak biliyoruz. Hafızalarımızda da öyle kalsın. Öyle düşünme. Gerek öyle düşünme. Yok Allah rahmet eylesin. Yani gani toplumuz gani. Olarak böyle bir reaksiyon gösteren biri birine orospu diyoruz anlamında. Aysel Gürel'e milletler anlamında. Eyleme söylüyorum. Kadına söylemiyorum. Eylemin yapılış şekline. Ha. Yoksa kadınla bir derdim yok. Neşet Ertaş'la ilgili... Hayır şunu anlatayım. Çok oradan bir tane şilteyi çekiyor. Sabahleyin bir uyanıyor. Bir bakıyor. Arkamda diyor Türk bayrağı diyor. Üstümde diyor Mehmet Türk diyor. Bu şey sana diyor. Seyhan valla yazık. Hayır, milliyetçiliğinle ilgili söylüyor. Evet çok teşekkürler. Milliyetçiliğinden emin olduk. Sağ ol konuyu ya. Değiştirelim hikayeyi lütfen. Hikayeyi yapıştırdınız mı? Ölmüş kadınlarla alakalı diyorsunuz. Ne anlamadım ki sizi de. Ya hikaye de güzel bir hikayeydi. Ölmüş bir kadın üzerinden. Gördünüz mü? Memlekette ne anneler var çocuklarına yemek yapamayanlar. Her kadın sokağa çıkıp bunu mu yapıyor? Bırakın Allah aşkına sakkalamayın. Kadının milliyetçiliğini anlattım size. Ölmüş sağ kalmış. Hayır Tayyar abiden böyle kötü. Bir çıkış beklemedikleri için o hiçbir zaman eylem, böyle bir çıkış yapmaz. Kötü. Ona şaşırdı insanlar. Ama Aysel'e demedi o. Aklım olsun abi yine de konuştu. Biliyorum eyleme söyledi. Ayrıca da Aysel yaptıysa Aysel'e söyleyeceğiz yani ne var bunda? Allah. Yani ya, Aysel bir şey değil ki. Arkadaşlar ölmüş her bir insanın arkasından kadın, bunu söylemeyelim ya. Güzel bir şey değil. Kapatalım bu konuyu da. Aysel Gürel'in sevenleri de var. Yakıştıramayan da vardır. Allah rahmet eylesin. Herkes kendi hesabını ebedi hayatta, tamam, ebedi hayatta verecek. Boş ver. Yani, kapatalım bu konuyu bence. Sağ olsa anlatsa tepkin bu olur. Ölmüşün arkasından anlatılan hatıraya da tepkin bu olur. Bunu Aysel Gürel'in nezdinde söylemiyorum. Hikayenin oluş şekli kötü. Ne kadınlar var memlekette kocasız, çocuksuz, beş kuruş parasız. Her kadın buna mı sığınacak? Abi zaten Türkiye'nin öğleden sonra kuşaklarını açarsan Aysel Gürel'in yaşadığı iddia edilen şeylerin %90'ı zaten maalesef işte hep bunu bu programda konuştuk ya, bağırdık, kızdık ya. O kadar çok yani ulu orta artık Türkiye'nin göbeğinde insanlar birbiriyle ilişkiye girecek kadar iğrençleşti ortam artık. O yüzden şurada hanımefendi Allah rahmet eylesin Aysel Hanım'ın yaşadığı şey şu anda Türkiye'de insanlar çıkıp komşusundan DNA testi çıktı diye kocasının gözünün içine bakıp şunu yapıyor kadın. Ay çocuğum diyor şükürler olsun komşudan çıktı diye bas bas bağırıyor. O yüzden ahlaki değerlerimiz o kadar değişti ki Allah sonumuzu hayır etsin bence. Yapılmışsa da hiçbir ahlaksızın arkasında durmamı beklemeyin. Dün de böyleydim, bugün de böyleyim, yarın da böyle olacağım. Şahısların yaşıyor ya da ölmüş olmaları beni hiç ilgilendirmiyor. Yani şahısla ilgili değil mesela. Olayın oluş şekliyle alakalı bunun özenilecek, anlatılacak hiçbir yönü de yok. O yüzden ben ne anneler tanıyorum ki sabahtan akşama kadar çocuklarına sadece akşamleyin bir çorba kaynatabilsinler diye. Saçını süpürüyor. Tabii canım. Bu arada şey burada söylediği bir şeye katılıyorum. Hülya Avşar'ın demiş ki mesela bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Bizim meslekte iltifat alıyorsunuz. Vallahi ben de bütün hanımlara da söylüyorum. Kendime de hep böyle motto yapmış bir durumdayım. Bir şey giyerken de makyajımı yaparken de işte kilo vermeye karar verdiğimde de kendimi rutuşlarla küçük şeyler yapınca da inan insanın gerçekten aynaya bakıp önce kendisini sevmesi çok kıymetli bir şey. O yüzden Hülya Avşar'a bu konuda evet hiçbir iltifat beklemediği de net. Ben de hayatımda öyleyim. Bütün hanımlara da tavsiye ediyorum. Eminim yapıyorsunuzdur. Hani biz de dünyayı keşfetmiyoruz burada ama kadından önce kendinizi sevin. Aynaya baktığınızda her kadın güzeldir. Her kul ölmüş insanın cevap hakkı yok diyorsunuz da rahmetli Zeki Müren için İbne diye arkasından teneke çalıyorlar. Ölmüş adam var mı cevabını verebilecek kimse? Ya benim de bugün ağzımı bozdurdunuz ya. Aklınızı mı kaybettiniz siz ya? Evet ağzın gerçekten çok bozuk. Biber süreceğim senin ağzına. Hayır senin ağzına biber süreceğim. Yaptıkları yanlış eylemleri. Sadece biber istiyorum. Kırmızı biber istiyorum. Benim. Kırmızı biber. Hayır bir şey söyleyeceğim. Benim hiç alışkın olmadığım şeylerden var. Evet ya. Utanıyordum ben sana şeyi anlatıyordum. Şu ama ben konu bir sözüm bitmedi. Dur hayatım ya sıkıldım Hülya Avşar'dan. 10 dakikadır Hülya Avşar konuşuyoruz. Her ismin üstünde bu kadar durmayalım ya. Algoritma bize eksi yazıyor. Anladım. Neşet Ertaş konusunda Durum şu abi. Savaş Bey. Kültür Bakanlığı ve telif hakları şöyle bakıyor biyografilerde. Sen bir kitap yazmışsın.
Yazarı Nurcan Sabur, telif hakkı Nurcan'a ait. Ben Nurcan abinin kitabını satın alıyorum. Filmlerde de şarkıları sanatçının kendi sesinden okutuyorlar. Yani filmin başrol oyuncusundan. Böylelikle telif ortadan kalkıyor. Kültür Bakanlığı'na şarkıların eser haklarını ödüyorsun. Aileden hiç kimse bununla ilgili gelip bir telifte bulunamıyor. Yasal hakları var bunların. Ben senin kitabını film yapıyorum. Hak ama, senin ya. Ama o kitabı verirken, o kitabı imza atarken, sen kitap Muharrem diye birisi sen kitap yazan hakkını, Muharrem bir şeydi. Sen kitap hakkını satın almışsın ya, hak sana geçmiş. Yani tamam, mal sahibi sen olmuşsun. Ben senin malını satın alıyorum. Tamam da kitabı satan aynen ya, şey yazıyor. Yani yakışacak şey mi yani? Savaş katılıyorum kitapları. Yani. Yakışacak şey mi yani? Yani hiç duymadım şeyler bunlar. Hadi hakikaten çok utandım yani ya. Ben kadının, dayar bu kızın ben kadının, ya. Abi, ben kadının milliyetçiliğini anlatmam. Bir başak utanması, bir tayyarın yani utanması yani. Dalga geçecek görünmüyor. Vallahi şakası da kötü. Askermiş, devletmiş, milletmiş. Yapmayın böyle şeyler ya.